Merhaba araştıran insanlar. Sanayi devrimi yapıldığından beri dünyanın enerji olan gereksinimi her geçen gün artıyor. Bu yüzden de bilim insanları yeni enerji üretmenin yollarını arıyor. Şimdiye değin keşfedilen en iyi enerjilerden bir tanesi de solar enerji. Ancak solar enerji şu ana kadar bir türlü verimli olarak kullanılamıyordu. Çünkü dünya sürekli döndüğü için sabit paneller güneş enerjisini emmekte yeterli olamıyordu. Ancak yeni geliştirilen bir teknoloji gelecekte bu sorunu çözeceğe benziyor. Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünebilir. Ama bu yeni nesil güneş enerji jeneratörü tek başına binlerce güneş panelinin ürettiği enerjiden daha fazla enerji üretebiliyor. Bu muazzam güneş enerji küresi, bilgisayar desteğiyle çalışan dev bir cam mermerden oluşmakta ve içerisinde bulunan bilgisayar yazılımı sayesinde güneşi sürekli olarak takip etmekte. Aslında bu devrimsel icat, enerjisini üretirken sadece güneşten değil aydan da faydalanmaktadır. Gece vakitlerinde aydan yansıyan ışınlara yoğunlaşarak üretimine devam etmektedir. Enerji küresinin günümüzde kullandığımız konvansiyonel enerji panellerinden efektif olarak 10.000 kat daha etkili olduğu söylenmektedir. Güneş küresinin tam olarak ne olduğunu anlayabilmek için öncelikle güneşten enerjinin nasıl elde edildiğini anlamalıyız. Güneşin yaydığı ve dünyamıza ulaşan enerji, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreciyle açığa çıkan ışının enerjisidir. Güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında güneş ışınının şiddeti aşağı yukarı sabit ve 1370 volt bölü metrekare değerindedir. Ancak yeryüzünde 0-1100 volt bölü metrekare değeri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş. Güneş enerjisi çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir. Güneş ışınlarından yararlanmak için pek çok teknoloji geliştirilmiştir. Bu teknolojilerin bir kısmı güneş enerjisini ışık ya da ısı enerjisi şeklinde direkt olarak kullanırken, diğer teknolojiler güneş enerjisinden elektrik elde etmek şeklinde kullanılmaktadır. Güneş enerjili sıcak su sistemleri, suyu ısıtmak için güneşin ışınlarından yararlanır. Bu sistemler evsel sıcak su ya da bir alanı ısıtmak için kullanılabildiği gibi çoğunlukla bir havuzu ısıtmak için de kullanılır. Bu sistemler çoğunlukla bir termal güneş paneli ile bir depodan oluşur. Güneş enerjili su ısıtıcıları 3 grupta toplanır. Aktif sistemler suyun ya da ısı transfer sıvısının çevrimi için pompa kullanırlar. Pasif sistemler suyun ya da ısı transfer sıvısının devrini doğal çevrim ile sağlarlar. Kütle sistemleri su tankının doğrudan güneş ışığı ile ısınmasını amaçlarlar. Yaygın ısıl güneş enerjisi uygulamaları şunlardır. Düzlemsel güneş kolektörleri. Ülkemizde de çok yaygın olarak kullanılan, evlerde sıcak su elde etmeyi amaçlayan sistemlerdir. Yoğunlaştırıcılı güneş enerji santralleri. Bunlar da doğrusal çanak şeklinde ya da merkezi bir odağa yönlendirilmiş dev aynalar kullanılarak odak noktasında çok yüksek sıcaklıklarla ısı elde edilir. Genellikle elektrik üretiminde kullanılır ancak henüz bir yaygınlık kazanmamıştır. Vakum tüplü güneş enerji sistemleri. Vakum tüplü güneş enerji kolektörleri iç içe geçmiş iki adet silindirik cam tüpün ısı yolu ile birbirine bağlanması ve bu işlem sırasında arasındaki havanın alınması ile üretilir. Dış silindirik tüpün yüzeyinde düşen güneş ışınları aradaki havasız ortamdan gerçek iç kısımlardaki silindirik tüpün yüzeyinde absorbe edilmesiyle çalışır. Arada madde olmadığından dolayı sadece ışıma ile ısınan sistem suyu dış hava sıcaklığından bağımsızdır. Güneş ocakları, çanak şeklinde ya da kutu şeklinde güneş ısısını toplayan yapılardır. Gelişmekte olan ülkelerde daha yaygın kullanılır. Trombe duvarı, sandviç şeklinde cam ve hava kanalları ile paketlenmiş bir pasif güneş enerji sistemidir. Güneş ışınları gün boyunca duvarın altında ve üstünde yer alan hava geçiş bloklarını tahrik ederek doğal çevrim ile termal kütleyi ısıtırlar. Gece olunca ise trombe duvarı biriktirdiği enerjiyi ışıma yolu ile yayar. Geçişli hava paneli, aktif güneş enerjili ısıtma ve havalandırma sistemidir. Termal güneş paneli gibi davranan, güneşe bakan delikli bir duvardan oluşur. Panel, binanın havalandırma sistemine ön ısıtma uygular. Ucuz bir yöntemdir. %70'e kadar verime ulaşılabilir. Araştırmaya konu olmuş ancak yaygınlaşmamış bazı ısıl güneş enerji teknolojileri, güneş havuzları. Havuza atılan tuzların yardımı ile dip tarafta sıcaklık elde edilir. Bunlar daha çok deneysel sistemler olarak kalmışlar, bir yaygınlık göstermemişlerdir. Güneş bacaları. Bir binanın zemininde toplanan ısı yüksek ve dar bir bacaya yönlendiğinde bacada kurulu tribünler çalışır. Bu da deneysel aşamada kalmış güneş enerjisi türlerinden biridir. Su arıtma sistemleri.
Bunlar da çeşitli havuz sistemleridir. Havuzun üstünde eğimli cam kapak yerleştirilir. Buharlaşan su tuzdan arınarak bu kapakta yoğunlaşır. Güneş küreleri ise başlı başına özgün ve yeni bir teknolojidir. Son 40 yıldır güneş enerjisini PV panellerle yakalamaya çalıştık. Ancak dünya sürekli döndüğü için PV paneller verimliliklerini kaybediyorlar. Kürenin çalışma mantığı. Hareketli cam küreler her daim güneşe dönerek ışınları içine alır ve top mercek ışıkları yoğunlaştırarak içerisindeki küçük bir noktada toplar. Yoğunlaştırıcı, güneş ışığının fotovoltaik hücrelerin odak noktasında yoğunlaştıracak bir şekilde alıyor. Bu da daha çok elektrik üretmek için ihtiyaç duyulan maliyeti yüksek güneş hücrelerine olan ihtiyacı azaltıyor. Şişebilen algılayıcılar ışığı yakalıyor ve enerjiyi birkaç kat arttıracak şekilde fotovoltaik hücrelere odaklıyor. Cihazlar art arda sıralanmış birkaç yoğunlaştırıcının bir desteğe bağlı yerleştirilmesiyle kullanılıyor. Asılabilen yapıları sayesinde güneş enerjisi üretiminde değişik alanlarda kullanılabiliyor. Sistem geleneksel fotovoltaik hücreler gibi çalışsa da kullanılan malzemeler farklı. Güneşi odaklamak için alüminyum ve cam yapılar yerine kristal veya ince plastik zar malzemeler kullanılıyor. Optik yoğunlaştırıcı oluşturmak içinse benzerlerinden farklı olarak hava ile şişirme kullanılıyor. Kurulu sistem güneşin günlük hareketlerini takip ediyor. Geleneksel güneş panellerinden 10.000 kat fazla enerji üreten küreler, şişme aksamları bulunmasına rağmen rüzgara dayanacak kadar da sağlam. Cihazın yoğunlaştırabilme özelliği içindeki hava miktarına bağlı olarak değişebiliyor ve en iyi hale getirilebiliyor. 2 metre çapındaki her bir küre 500 watt elektrik üretebiliyor. Bu küreler az bakım istiyorlar ve yer değiştirmeleri maliyetli değil. Bu ucuz sistem sayesinde üretilen güneş enerjisi fiyatı fosil yakıt üreten enerji kaynaklarının seviyesine düşüyor. Bu sayede enerji çok etkili bir şekilde değerlendirilir. André Brossel ürünün ilk versiyonu ile 2013 yılında Dünya Teknoloji Ağı Ödülleri yarışmasında finalist oldu. Ardından icadını daha da geliştirerek bulutlu günlerde ve geceleyin bile enerji üretebilecek hale getirdi. Brossel'in Ravlemon adını verdiği cihaz henüz geliştirme sürecinde ve toplumsal kullanıma sunulmuş değil. Fakat tüm dikkatleri üzerine çeken proje, hedeflediği bütçenin neredeyse iki katına ulaştı. Gelişen teknolojiyle her geçen gün daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulan dünyamızda, kömür, doğalgaz gibi karbon salımını yapan üretim tekniklerinden vazgeçilmelidir. Hal böyleyken bir an önce yeşil enerji dediğimiz yenilenebilir enerji üretim metotlarına yönelmeli ve dünyamızı daha fazla kirletmeden enerjimizi üretebileceğimiz teknolojilere önem vermeliyiz. Brossel bu sistemi kafamızda canlandırabilmemiz için bizlere güzel bir örnek veriyor. Dubai'ye yapılan dünyanın en uzun gökdeleni Burj Khalifa'dır. Bu gökdelenin güney cephesinin bir kısmında bu kürelerin döşenmesiyle kulenin tüm enerji ihtiyacının karşılanabileceğini söylüyor. Önümüzdeki yıllarda güneş enerjisi elektrik üretim teknolojilerinden çok daha fazla artacağını biliyoruz. Öyle ki piyasaya çok yakında çıkacak olan ve piyasadaki en fazla %20 verimli fotovoltaik panellerin yerini alacak olan %40 verimli güneş panelleri. Proje, 2019'un ilk çeyreğinde başlatacağı bir Indiegogo kampanyasında bazı modelleri satışa çıkartacak. Bu taze projeyi desteklemek isteyenler, Ravlemon Beta X-Large modelini $6,000 karşılığında evlerine kurdurabilirler. Bu miktar size pahalı geldiyse, daha minik yapıda olan deneme sürümünde $489 satın alıp evde cep telefonunuzu güneş yardımıyla şarj edebilirsiniz. İşin en güzel kısmı da ürünün bağımsız ve kendi göbek bağını kendi kesiyor olması. Şunu da unutmamak gerekir ki ülkemizde sivil vatandaşların elektrik üretebilmesi kanunen belli bir kotayla sınırlandırılmıştır. Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, evinizin tüm enerji ihtiyacını kendinizin karşılaması yasal olarak mümkün değildir. Keza belli bir miktarda enerjiyi şebekenizden satın almak mecburiyetindesiniz. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olup araştıran insanlar topluluğuna katılmak için Küt TV'ye abone olarak kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.